Merhaba arkadaşlar. Çocukluktan ergenliğe geçiş, yani ergenlikte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimlerle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Ergenlikte meydana gelen bedensel değişimlerle başlayalım arkadaşlar. Kız ve erkeklerde görülen ortak bedensel değişiklikler, bir boy uzaması. Kızlarda ergenlik döneminde 10 ile 20 santimetre boy uzarken erkeklerde 10 ile 30 santimetre arası boy uzunluğu artar arkadaşlar. Kilo artışı her ikisinde de meydana gelir. Kızlarda 6 ile 18 kilogram, erkeklerde 7 ile 20 kilogram arasında değişir. Vücutta kıllanma, koltuk altı ve cinsel bölgelerde her ikisinde kıllanmalar gerçekleşir. Deride yağlanma görülür arkadaşlar. Hem erkeklerde hem kızlarda. Sivilce çıkması her ikisinde. Ter ve yağ salgısının artması. Kasların gelişmesi erkeklerde daha fazla olmasına rağmen kızlarda da görülmektedir arkadaşlar. Sadece kızlarda görülen bedensel değişikliklerle devam edelim. Göğüsler belirginleşir arkadaşlar. Kalçada yağ birikir, kalça genişler, bel incelir arkadaşlar. Üreme organları gelişir, östrojen hormonu salgılanır, yumurta oluşumu, yumurta üretimiyle başlar ve bununla birlikte ayda bir adet görülür arkadaşlar. Gırtlak gelişir ve ses olgunlaşır. Sadece erkeklerde görülen bedensel değişiklikler ise kaslar gelişir, kemik kütlesi artar, göğüs kafesi ve omuzlar genişler, sakal bıyık çıkar, üreme organları gelişir ve sperm üretimi başlar arkadaşlar. Gırtlak gelişir, ses telleri kalınlaşır ve ses kalınlaşır arkadaşlar. Aynı zamanda gırtlak ileri doğru çıkıntı oluşturur. Evet. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz çıkıntı meydana gelir. Ergenlikte görülen ruhsal değişimler, bedensel değişimin yarattığı huzursuzluk, yaşıtları arasında yer edinebilme kaygısı, kurallara karşı çıkma, aileye ters düşme, yalnız kalma isteği, çekingenlik, kararsızlık, karşı cinsle arkadaşlık kurma isteği, kendisiyle ve çevresiyle çatışma içinde olma, bulduğu ortamda dikkat çekme isteği, hayatı sorgulama, hayal kurma, aşırı sinirlilik, davranışlarda dengesizlik görülür arkadaşlar. Bir bakmışsın sevinçli, bir bakmışsın sinirli gibi. İletişim kurmada güçlük çekme, soyut kavramları algılama yeteneğinin artması, bir konu üzerinde dikkatini uzun süre toplayamama. Ergenlik döneminde sağlıklı geçirebilmek için arkadaşlar dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Spor yapmalıyız. Hobi edinmeliyiz arkadaşlar. Hobiler ön plana çıkartılmalı. Özellikle spor, resim, müzik gibi hobiler. Sorunlar ailelerle paylaşılmalı. Arkadaşlık seçimi iyi yapılmalı arkadaşlar. İyi arkadaşlar seçilmeli. Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı. Çevredekiler ile sağlıklı iletişim kurulmalı. Yetenekler geliştirilmeli. Resim, müzik, el sanatları, spor gibi yeteneklere, etkinliklere katılılmalı. Ergenlik döneminde yardım alınacak kişiler arkadaşlar. Anne ve baba, doktor, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, psikolog, kardeşler, öğretmenler ve bilinçli arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Fıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.